Değerli izleyenler yakında Oda Eğitim ve Yaşam Programı devam ediyor. Yakında Üniversitesi 25. yaşını kutluyor ve niye diğer 25. yaşlarına da yelken açıyor bu tarihten sonra, bu noktadan sonra. ve Birçok öngörülerle, birçok projelerle birlikte bir 25 yılı daha kucaklıyor, karşılıyor. Bugün geçtiğimiz 25 yılı yakında Üniversitesi'nin oluşum sürecini, kuruluş sürecini konuşup değerlendirmek üzere çok değerli ve üniversiteye ciddi zaman e, veren e, enerji veren e, rektör yardımcımız Profesör Doktor Şel e, Profesör Doktor Şenel Bektaş hocamızı konuk ettik hocam e, ilginç bir gün ve ilginç bir anı aslında e, ben şeyi çok merak ediyorum yakında Üniversitesi 2000. Bir yılı yanlış hatırlamıyorsam hukuk fakültesini onay almak üzere birçok prosedürü tamamladıktan sonra YÖK'ün katı tutumu karşısında bir eylem kararı alır ki e, bu zannederim bu coğrafyada e, YÖK'e karşı ilk e, ciddi duruştur. E, hocam nasıl çıktı bu fikir? O gün nasıl e, şekillendi? Şimdi tabii ki e, fikir önce şöyle şekillendi. Haklıyız. Haklıyız ama e, basında, Türkiye basınında Maalesef yer bulamıyoruz. Ne kadar basın duyurusu yapsak, ne kadar gazetelerle birebir bu konuyu görüşsek, e, görünmeyen bir el e, Türkiye basınında bizim bu haklı taleplerimiz hiçbir zaman e, seslendiremiyor, dillendiremiyor. Ve o zaman e, Suat Bey şöyle bir karar aldı. Ses getiren e, bir eylem yapmamız lazım. Ama e, yine de ee, aşırıya kaçmadan Haklılığımızı e, Zedelemeden Öyle bir elim yapmamız lazım Ve e, Denizcilik fakültesinin gemisiyle Hem de denizcilik fakültemizi Ön plana çıkararaktan hı hı. Bir denizcilik fakültemiz var Gemisi var Onu da ön plana çıkaraktan Bütün öğretim üyelerimizle iyi bir günde Güneşli bir günde Mersin Üniversitesi'ne gittik Mersin Üniversitesi'nde o günlerde yok başkanıyla yaşadığı başka sıkıntıları vardı. Mersin Üniversitesi'nde yeni kuruluş günleri. Evet ve rektörü, rektörünü çok büyük baskılar yapıyordu o dönemin yok başkanı Kemal Gürüz ve rektörü televizyonlarda demeçler veriyor ve neredeyse televizyonlarda ağlamaklı seslerle istifasını veriyordu.